Peki de burada seçilmiş öğrencileri yetiştiriyoruz. Öyle mi? Bunlar Ziya şimdi anlatacak. Koordinatörümüz. Evet Ziya. Sayın Bülkün, Deney Adam Tübesi'nde 4. ve 5. lise öğrencileri yazılı sınav uygulama sınavından sonra öğrenci olmaya hak kazanıyorlar. 3 yıl boyunca 11 farklı başlıkta eğitim görüyorlar. Bugün de zaten malzeme bilimden bir teknoloji. Ne güzel bir şey yapıyorlar böyle. Burada tasarladıkları ürünleri tamamıyla burada gelip üretiyorlar. Kafasına yani. Tabii kendi özgün fikirlerini siyah sürüntü cihazında, lazer markalamada, 3 boyutlu yazıcılarımızla tamamıyla kendi tasarımları 360'da tasarlıyorlar. Burada da üretim aşamasına geliyor öğrencilerimiz tamamıyla. Ya böyle şimdi klasik git okul bitir, ondan sonra git bekle devlette KPSS kazan, imtihana gir. Halbuki kendi yetişirse gençlik her tarafta istihbar var. Ya, burada yapaydaki robotik kodlama. Evet, 11 farklı başta. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Tasarım, üretim, malzeme, nanoteknoloji, siber güvenlik, yapay zeka. Bu alanlarda tamamıyla eğitim görüyorlar. Ve yani gelen, gelecek vaat eden mesleklerde. Kesinlikle gelen eğitmenimizde şöyle bir kıstası var. Doçent olan eğitmenimiz var, bilgisayar öğretmeni eğitmenimiz var, yazılım öğretmeni eğitmenlerimiz var. Yani çok çeşitli eğitmenlerimiz de var açıkçası. Peki de burada şu anda 7 tane müzikle ilgili kurs, halk sanatı. Burada mı? Kaçta mı? Bu binada. Yani komple hepsi devam ediyor. Tamam. Komple hepsi devam ediyor. Tam gençler için tam buradayız. Mesela şunları sergilemişiz emeklilerin. Bunlar bizim yukarıda bir atölyemiz var. Yukarıda talaşım araştırma, biz burada yapıyoruz bunları. Neyle yapıyorlar bunlar böyle? Bu el oymacıları, oygu sanatı diyor Osmanlı döneminde. Alt zemini peki oyma mı ki? Tabii. Bunu tamamen oymayla. Makineyle o zaman. CNC makinemiz de var. Ama çoğu çünkü el bayağı şey olduğu bunlar için. Bunlar el işlemeci değil. İşte mesela bu da uçak yanlışı bir beşlerlik yaptı. Bu da Türkçe değil. İkisine bir beşlerlik çizecek. Ağır değil bu değil mi? Evet, yok.